Sevgili arkadaşlar merhaba, ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, geçen hafta sizlerle beraber kapya biberi ve bezelyeden yem yapmıştık. Bu yemi karideslerimiz, işte tropikal balıklarımız, canlı doğuranlarımız için kullanabilirsiniz diye söylemiştik. Bildiğiniz gibi kapya biberi karideslerdeki kırmızı rengini artırıcı özellikler taşımakta ve bezelye de balıklarınızın sindirimini kolaylık sağlıyor. Yani balıklarınızın daha dirençli olmasını, daha sağlıklı sindirim sistemi olmasını sağlamakta sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber balıklarımıza bu yapmış olduğumuz yemden vereceğiz ve bakalım balıklarımızın tepkisi nasıl olacak, sizlerle beraber izlemek istiyoruz. Yine eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yemin açıklama bölümüne bir önceki videonun linkini yapıştırabilirim. Oradan da dilerseniz izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Yemimizi gösterelim ilk önce. Şu bizim yapmış olduğumuz yem. Şöyle donduruldu. Buzlukta dondurduk. Yani istediğimiz şekilde koyup verebiliriz. Şimdi biraz alıyorum bundan arkadaşlar. Şöyle biraz bir tablet olacak şekilde, mesela şu şekilde vereceğim. Kapağını açtık. Yemi attık arkadaşlar. Bakalım tepkileri nasıl olacak, sizlerle beraber izleyeceğiz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şu şekilde ayarladık. Beklemedeyim. Bir parça daha alacağım bundan. Yine küçük bir parça alıyorum. Onu da sol tarafa atacağım. Evet. O da sol tarafa düştü. İlk önce balıkların buna dikkati çekmesi lazım. Şu an yemi arıyorlar. Nereden geldiğine bakıyorlar büyük ihtimalle bu kokunun. Yani normalde kokusu yok ama onların dünyasında bir koku aranıyor arkadaşlar. Bu kokuya göre yapıyorlar çünkü. Genelde yem yemeleri. İçine aslında kendi yemlerinden katabilirdik. Yani çeşitlerini yapabilirdik. Ama yapmadık. Panda çöpçü geziyor etrafında. Evet. Karidesler yavaş yavaş geliyor. Onlar için gerçekten çok güzel bir besin. Şöyle yakınlaştırıyorum sizler için. Yine buradakinde görmüş olduğunuz gibi lepistesler girdi. Hay maşallah. Gerçekten sevdiler arkadaşlar.
Büyük parça alıp götürüyorlar. İşte bu yüzden ev yapımı yem her zaman diğer yemlere göre daha iyi. En azından içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Şu mesela sadece kapya biber ve bezelye var. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Balıkları görüyorsunuz, iştahlı yiyorlar. Maşallah. Gerçekten. Bir sonraki videom eğer Allah nasip ederse 15 çeşit karışık yine ev yapımı yem olacak. Balıklarınızın iştahla tüketebileceği şekilde içerikli üretmeye çalışacağım. Sizlere de göstereceğim nasıl yapabilirsiniz veya hangi malzemeleri kullanabilirsiniz. Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım sevgili dostlar. Herkes mesela evinde üretse yani birçok şeye para vermemiş olursunuz. Sizin tek para vereceğiniz şey malzemeler olur, elektronik ürünler olur. Onun haricinde yeminiz hep kendiniz yapabilirsiniz. Ve bu sayede zaten hobinizden daha çok keyif alırsınız sevgili dostlar. Buradaki arkadaşlar buraya girdi. Buraya da ara sıra karidesler geliyor. Bunlar bu şekilde arkadaşlar, sizlere umarım faydalı bir içerik hazırlamış olduk. Bu şekilde deneyerek de sizlere göstermek istedim. Beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.